Şimdi sizleri kendi kendine yeten bir çiftliğe götüreceğiz. Organik yumurta üretiminde adından ilklerle söz ettiren Dimetta Organik Yumurta Çiftliği, Kırklareli Pınarhisar'daki 50 dönüm arazisinde organik yaşam felsefesini harfiyen yerine getiriyor. Beslenmek isteyen her tüketicinin mutfağında yer alan ilk birkaç gıdadandır yumurta. Organik yumurta üretiminin temel felsefesini özümseyip yeminden elektriğine kendi kendine yeten Dimetta Organik Yumurta'nın temelleri 90'lı yıllarda atılıyor. Kurucu Metin Hazar yola çıkış hikayesini anlatarak söze başlıyor. 1993 yılında bu ilk 20 dönümlük arazi alındı. Organik üretimle ilgili merak Avusturya'da görmüştüm. Avusturya'daki üretim modelleri, organik üretimin en yoğun olduğu ülkeydi. Orada bir merak başladı. Bu merak 2005 yılına kadar teori olarak bakanlıktaki dairede bulunan arkadaşlarla birlikte çalışma şeklinde geçti. 2005 yılında bir firmanın organik yumurta üretimiyle ilgili talebi karşısında bizim bu işi yapabileceğimiz belirtilmişti. Bizimle görüştüler. 2005 yılında ilk kümes kurulmuş oldu. Bu da Türkiye'nin bu kapasitedeki ilk organik yumurta üretim yeridir. ...2008 yılında ikinci kümes, 2011'de üçüncü kümes, 2014 yılında da dördüncü kümesi devreye aldık. Şu anda toplam 4 kümes var. 4 kümeste 12 bin tavuk var. 51 bin dönümlük metrekarelik arazide üretim yapılıyor. Burada kriter organik tarım yönetmeliğine göre her kümeste maksimum 3 bin tavuğun olması ve 12 bin metrekarelik, yani 12 dönümlük de serbest dolaşım alanının olmasıyla sınırlandırılmış bir üretim modeli. Kümeslerden günlük olarak toplanan yumurtalar temizlendikten sonra tartılıyor, İsviçre'den getirilen organik gıda boyasıyla damgalanıp paketlenerek Edirne'den Bursa'ya 200 noktada tüketicilere sunuluyor. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesi sınırları içerisinde İstanbul'a yaklaşık 170 kilometre mesafede günlük olarak bizim 1,5 saatte satış yapmış olduğumuz noktalara üretimi günlük olarak ulaştırma imkanımız var. Tüketiciler en fazla raftan almış oldukları ürünü 2 gün içerisinde alıp tüketebilirler. Çiftlikte ihtiyaç duyulan günlük 75 kWh enerji rüzgar ve güneşten sağlanıyor. Elektriği kendimiz üretiyoruz. Rüzgar türbünü, burada iki tane rüzgar türbünü elektrik üretiyor. Bir rüzgar türbünü de su çıkarıyor. Güneş panelleri, burada 4 kümese bakan 4 aile var. Her kümese bakan bir aile. Bunların eşleri tavuklarla ilgileniyor. Bayanlar da paketleme bölümünde yumurta paketliyorlar. Yem yoncayı kendimiz arazimizde yetiştiriyoruz. Ham madde Antep'ten geliyor. Bir firmadan organik sertifikalı mısır ve soya olarak geliyor. Burada günlük olarak her gün her kümese yaklaşık 400 kilo yem yapılarak tavuklara dağıtılıyor. Tavuklar yönetmelik gereği olarak serbestlerdir. Kendileri dışarıya çıkar, içeride kalır. Herhangi bir zorlama yoktur. Arazide çoğunluğu elma olmak üzere 2000'e yakın ağaç bulunuyor. Arazide nasıl olsa dolaşıyor tavuklar. Hem alttan yonca yemek, üstünde de
gölgelik yapsın amacıyla dikmiş olduğumuz elma ağaçları da sertifikalı olduğu için bu elmalar da organik elma olarak pazara, özellikle organik pazara sunulmakta. Organik pazarda da bunlar satılmakta. 2014'te yayınlanan Yumurta Tebliğ'inin yumurtanın üretimi, satışı, muhafazası ve standartlarıyla ilgili önemli düzenlemeler getirmesi tüketicinin zihnindeki kavram kargaşasını da önlemeye yönelikti. Artık paketsiz, üzerinde tarih olmayan yumurta, sertifikası olmayan saman içinde kirli yumurta satışı yasak. Yani tüketiciler kirli yumurtayı organik veya köy yumurtası olarak algılıyorlar. Bu da bir yanlış. Üzerinde tarihi olmayan, paket olmayan, paketin üzerinde organik yazısı olsa dahi ki yasak olmasına rağmen bazen var. Bu belgelere bakmaları lazım, bu belgeleri sorgulamaları lazım ki gönül rahatlığıyla organik olduğundan emin olsunlar diye. Kurucu Metin Hazar, organik üretim felsefesine uygun bölgesel üretim anlayışının satışla ilgili zorlukların önüne geçeceğine inanıyor ve bir tavsiyede bulunarak sözlerini noktalıyor. Bu bir felsefedir, organik üretim. Çok yapmaktan ziyade bölgesel olarak az üretimlerin o bölgede tüketilmesiyle ilgili bir felsefe, bir anlayıştır. Yoksa ticari olarak fabrikasyon olarak 20-30 kümesi bir araya getirdiğimiz zaman hem denetim, hem kontrol, hem de istenilen amaca hizmet etmeyen bir üretim modeli olduğuna inanıyorum. Benim tek tavsiyem nerede ihtiyaç varsa o bölgede üretim yapılsın, amacına göre yapılsın, o bölgede tüketime özen gösterilsin. Hem lojistik yönden bir kazanç olur, ürünün bayatlamasına engel olmuş olur. Hem her bölge kendi bölgesindeki organik üreticileri bizzat tanır. Güven esası da buna göre oluşmuş olur.